Ya eksik kalıyor ya da çok sık sık revize ediliyor. Ne düşünüyorsunuz, neler söylersiniz? Şimdi burada tabii ki biz seçim öncesi hem basın açıklamamda hem daha sonraki görüşmelerde de ben hep ifade ediyorum. Tamamen doğru bir konuya değiniyorsunuz. Bursa'nın anayasasının acilen gerçekçi bir şekilde ve vizyoner bir şekilde yapılması şart. En Evet. son Erdem Saker döneminde Erdem bir Saker dönemi. yapılmış çalışma vardı. Bu dönemde Ali Nur Bey döneminde bir çalışma yapılıyor. Siz de Başlatıldı, ifade evet. ettiniz. Ama herhalde önümüzdeki dönem bu artık eksikleri tamamlanıp bu anayasanın acilen çıkarılması lazım. Biraz önce konuştuğumuz konular, bu kentsel dönüşüm, ulaşım meselemiz aslında bu anayasada çözülebilecek olan problemler. Konular. Ve bunların da yapılabilmesi için tabii ki belediyelerin aslında çok büyük bir arka bahçesi var. Nedir? Meslek odaları. Yani Doğru. meslek odalarını Yararlanacağı kaynak. tabii ki yararlanacağı kaynak var. Bu anlamda meslek odalarıyla şeffaf bir şekilde konusuyla uzman olan meslek odalarını ortak bir platformda buluşturup belediyeler, biz bunu da zaten görüşmelerimize söylüyoruz. Biz bu anlamda hangi noktada bizden yardım istenirse onun içinde olacağız. Hatta onun içinde olabilmek için gerekli zorlamaları da yapacağız. Yani sadece yardım istenmesini beklemeyeceğiz. Çünkü Evet. Bursa bizim. Yani Evet. biz Bursa'nın yaşanabilir bir şehir ve iyi bir şehir olabilmesi için buralarda, bu koltuklarda oturuyoruz ve bu yönetimleri meşgul ediyoruz. O yüzden bu anlamda ne gerekiyorsa yapacağız. Yani Bursa'nın anayasası acilen yazılmalı. Bu bir gerçek ve gerçekten bu yapılırken öncelik Bursa öncelenmeli. Evet. Yani birilerinin talepleri, birilerinin istekleri değil. O yüzden şeffaf diyorum. Ortak akılla tüm bunun paydaşları olan meslek odaları dahil, STK'lar dahil, belediyelerimiz dahil işin içerisinde olup aynı masada oturup şeffaf bir şekilde, vizyoner bir şekilde ortak akılla bir Bursa Anayasası'nı yazmamız lazım. Bunu yazacağız. Evet. Yazdıktan sonra bunu yazarken biraz önce söylediğiniz gibi şehrimizin bir fotoğrafını çıkarmamız lazım. Yani yapı stoğu ile alakalı durumu nedir? Yani bu yapı stoğunun fotoğrafını çıkaracağız. Çıkarıldıktan sonra da oturacağız. İşte hem kentsel dönüşüm hem ulaşım Ulaşımı. sorunlarını hep beraber ortak akılla çok güzel noktalara taşıyacağız ve Bursa için bu anlamda büyük hizmetler başarmış olacağız diye düşünüyorum. Evet, Erdem Saker'den bahsettiniz. Erdem Saker döneminde yapılan 1 bölü 100 binlik planın en önemli özelliklerinden biri şuydu. Hiçbir tane oda veya başka şey dava açmadan Evet. geçen bir şeydi. Çok, o da tarihi önemli bir Kesinlikle şey. evet. Kesinlikle. Aynı o da dediğiniz gibi ortak akılla gerçekleşecek bir şey. Eğer bir konuda ortak akıl ve şeffaflık içinde yürütürseniz hiçbir şekilde bir problem çıkmaz. Ve bu dediğim gibi kentin anayasasının benim de katkımda şu olacak. Ya bir şeyi çıkardıktan sonra onunla oynamamak lazım. Evet. Yani Yani Erdem Bey o dönemde ben evet. hatırlıyorum Namık abi. Yani Namık Bey şöyle yapmıştı. Yani sadece belediyeler, meslek odaları değil. Evet. Diğer kamu kurumlarını da aynı masada Aynı buluşturdu. masada Yani toplamıştı. karayolları Evet. olsun, Diller Bankası olsun. Yani bunların hepsinin bir masada oturması lazım. Çünkü Bursa'nın Evet. varoluşunu yazacağız artık. Yani ayağa Aynen. kaldıracağız Bursa'yı. Bu anlamda bu dönemde de bu masanın çok geniş ama yetkisini aşmadan herkesin orada olması Tabii. gerekir. Bu sınırların belirlenip kimin ne yetkisi varsa o konuda müdahil olup ve dediğiniz gibi bir anayasa yazıldıktan sonra da bu anayasanın delinmemesi lazım. Benim en büyük talebim şu. Belediyeler oluştuktan sonra belediye başkanlarımızdan talebimiz şu. Yani tekrar belediye başkanı olabilmek veya bu kaygıyla ani hamleler yapmaktansa bu anayasaya Uygun oldu. oluşturup Evet. ve bunun devamlılığının sağlanması. Yani Doğru. belediye başkanları değiştiğinde diğer belediye başkanı gelip bu anayasayla uğraşmaması lazım. Onun devamlılığını getirip üstüne koya koya ilerlemesi lazım. Ben o anlamda belediyelerimize bu yüzden çok büyük görev düştüğünü düşünüyorum. Anayasayı yazacağız. Hangi belediye başkanı gelirse gelsin o anayasaya uyup üzerine eklemeler yaparak kat koyarak Bursa'yı daha da Aynen. ileriye taşıyacağız. Bunu yapmamız Çok lazım. doğru bir tespit. Burada bir Evet. ulaşım başlığı açmıştım. Aslında İMO hem çalışma grubu döneminde hem de sayın geçen dönemde Ülkü Hanım'ın döneminde de gerçekten ulaşım komisyonu en faal Evet. komisyonlarınızdan biriydi. Yani Öyle çok olmalı zaten. Evet. nitelikli ve bu konuda konusundaki uzman insanların görev yaptığıydı ve bizim bize iyi ön açıcı, öngörüde bulunmamızı sağlayacak raporlar hazırladılar. Yani mesela Cengiz geçen dönemden Cengiz Duman şimdi Bizim Bing, yönetimlerimizdeydi. evet Ülkü Mercan Küçükkayalar döneminde de Mehmet Bingöl Töz'ün
O da bu konuda uzman isimlerden biri. Hakikaten ciddi çalışmalara imza attınız. Bursa'nın ulaşımına bakış açınız nasıl? Aslında hepsi bir bütünlük arz ediyor ama yine de ben size sorayım. Ulaşımla ilgili yine tabii ciddi bir şey oluşturacaksınız galiba. Kesinlikle. Bir komisyon olacak. Şimdi ben zaten seçim sürecinde de bahsettim. Şimdi de bahsediyorum. Kentsel dönüşüm, ulaşım, deprem bunlar bizim meslek odamızın asli konuları. Aynen. Mesleğimizin asli konuları. Meslek şeyleri. Doğal olarak bu konularda İMO Bursa Şubesi'nin üzerinde meslek grubu tanımıyoruz. Yani biz İMO Bursa Şubesi bu konularda ilk asli unsur olacak. Ve bununla alakalı evet, tüm çalışmalarımız içerisinde bulunacak. Ve bunun için de diyoruz ki biz komitelerimizden bahsettik. Evet. Yani bizim çok kıymetli iki tane üniversitemiz var Bursa'da. Doğru. Bursa bu bizim için büyük bir değer. Hatta Uludağ Üniversitesi'nin deki inşaat bölümünün açılması için biz İMO Bursa Şubesi olarak bizim dönemlerimizde zamanda, benim de evet, yönetimde olduğum dönemlerde çok çok uğraştık. Uğraştınız. Yani açılmıyordu. Açılmasına engeller koyuluyordu. Sağ olsun bu dönemde de daha önceki şu an bölüm başkanı Adem hocamız da bu anlamda sağ olsun bize çok büyük destek verdi. Ekibini kurdu ve evet, inşaat mühendisliği bölümünü açtık Uludağ Üniversitesi'nde. Sonrasında Bursa Teknik Üniversitesi açıldı biliyorsunuz. Evet. Burada çok kıymetli, değerli akademisyenlerimiz hocalarımız var. Evet. Komitelerimizi o değerli hocalarımızdan oluşturacağız. Yani Eyüphan Avcı vardı mesela, ben geçtiğimiz Eyüphan Avcı Bursa Teknik Üniversitesi'nde. O deprem bölgesini karış karış gezmiş. Tabii şu ki anda da hem TÜBİTAK'la hem bakanlıkla ortak projeler yürütüyor. Evet. Ya çok nitelikli insanlar var yani. Yani doçent. İki üniversitemiz de bizim için var, bir değer. Ve evet, bu anlamda oradaki kıymetli hocalarımızdan destek isteyeceğiz. Ve komitelerimizde yer alacaklar zaten inşallah. Ve bu kurduğumuz hem ulaşım komitesinde hem diğer teknik anlamdaki komitelerde. Komiteler. Yani kıyı yapıları olsun, ulaşım olsun, teknik komite olsun, eğitim seminerler komiteleri olsun. Değerli hocalarımızdan katkı alacağız. Onun dışında değerli meslektaşlarımız var. İşte biraz önce bahsettiğiniz Cengiz Duman olsun. Evet. Bunun gibi birçok ulaşım konusunda kafa yoran meslektaşlarımız var. Komitelerimizde bu yetkin insanlardan oluşturduğumuz komiteyle Bursa'nın ulaşımı ile alakalı çok önemli çözüm önerileri üreteceğimizden kimsenin kuşkusu olmasın. Yani dediğim gibi seçimlerle bizim seçimlerimiz çok birbirine yakın zamanda belediyelerimiz oluştuğu zaman, belediye başkanlarımız ve yönetimleri, yönetim kadroları oluştuğunda onlarla yapacağımız ilk görüşmeler hem bu kentsel dönüşüm, hem bu Bursa Anayasası, hem de ulaşım konusu ulaşım olacak. Ve ulaşım konusunda inşallah tüm belediyelerimizde ortak platformlar oluşturacağız. Komitelerimizdeki yetkin arkadaşlarımız çözüm önerilerini onlara da sunacak ve beraber Bursa'nın gittikçe büyüyen Bursa'mızın hem de ulaşımla alakalı yaşadığı bu sıkıntıların artı trafikle ilgili, trafik lambalarıyla alakalı çözümlerimizle alakalı hepsini onların önüne koyacağız ve bunların gerçekleşmesi için elimizden geleni yapacağız. Yani evet. Şimdi aslında konuşmamızın içinde sık sık geçtim kurumlar arası ilişkiler. Evet. Çok önemli. Diyalog kurmak. Yani herkes burada üzüm yemek istiyor. Kimse bağcıyı dövme derdinde değil. O yüzden kurumlar arası ilişkilerin bu dönemde sizin bu tavrınız da çok önemli. Belediye başkanlarını gerekirse ziyaret edeceğiz. Kesinlikle. İlk adaylarla da görüşeceğinizi kesinlikle söylediniz. Onlardan isteyecekleriniz yine tekrar gibi olacak ama yine de söyleyelim. Bir envanteri isteyeceksiniz. Neler bekliyorsunuz yeni belediye başkanlarından Bursa için? Öncelikle şunu söyleyeyim. Bizim seçimlerden önce şu anda belediye başkan adayı dahil olmak üzere meclis üyesi adaylarımız var. Meslektaşımız, inşaat mühendisi. Evet, inşaat mühendisi. Onlarla bir araya geleceğiz seçim öncesi. İlk önce kendi meslektaş olan meclis üyesi adaylarımız ve belediye başkan adaylarımızla oturup zaten bir bu konuda bir fikir alışverişi, bir istişare alanı oluşturacağız ve burada bu taleplerimizi ileteceğiz. Zaten birçoğundan bahsettik yani. Bursa'nın evet, öncelikleri belli. Bu öncelikleri onlarla konuşacağız. Ama şunu söyleyeyim. Ben şuna karşıyım. Hemen bir yapılan icraata dava açmak bir meslek odası için bence kolay yolu tercih etmek. Ben baştan söyledim. Evet, üzüm yemek yani bağcı dövmek denedim. Yani ben o yüzden diyorum ki belediye başkanlarımız seçildikten sonra en önemli yol yürüme paydaşları biz meslek odası olacağız. Ben en azından kendi şubem için şunu söyleyeyim, yönetimim için. İMO Bursa Şubesi onların en büyük yol arkadaşı olacağının garantisini buradan vereyim. Sadece eleştiri değil, tabii çözüm önerileri de sunarak, projeleri de sunarak. Biz sadece eleştirme tarafları değiliz. Projelendirme safhasında belediyelerin yapacağı icraatların içinde olmayı talep ediyoruz. Zaten belediye başkanlarımıza da bunların hepsini ilettik. Yani bir projeye başladığınızda İMO Bursa Şubesi'nden mutlaka faydalanın. Biz projelendirme safhasında işin içerisinde olalım. Size böyle bir yetkin komite kadromuz var, yönetimimiz var. Evet. Bunlardan faydalanın ve size çözüm önerilerini getirelim. Beraber yol haritasını belirleyelim ve Bursa'mıza beraber hizmet edelim noktasındayız. O yüzden dava bu işin bence en son
ayağı olmalı. İlk ayağı işin içerisine girmek, diyaloğu kurmak. Ben o yüzden hep söylüyorum. Yani nihayetinde belediyeler olsun, siyasi mecralar olsun, meclis olsun. Bunlar tabii ki siyasi yapıların altından gelen kurumlar. Ama biz hep şunu söylüyoruz. Yani meslek odalarının Namık Bey iki tane siyaseti olur. Birincisi vatanın bölünmez bütünlüğü diyoruz. Bu bir vatanımız yoksa hiçbir şey yoktur. İkincisi meslek siyaseti. Evet. Bu meslek siyasetinin içerisine ne girer? Meslek ve meslektaşlarının sorunları girer ve yaşadıkları şehirlerin kent sorunları girer. Evet. Bunlar için sadece siyaset yapmalı. Bu anlamda da yürütmede olan hem siyasi partiler olsun hem belediyelerimiz olsun bunlarla yani eşit uzaklıkta derler ya ben onu kabul etmiyorum. Evet. Eşit yakınlıkta olacaksınız. Eşit şekilde temas kuracaksınız ki problemlerinizi çözebilirsiniz. Biz o yüzden bu mecraların hepsine eşit yakınlıkta olup temas kurup bütün problemlerin çözüm noktasında kat koyacağımızda kimsenin şüphesi olmasın. Şimdi gelelim kapanışa. Ben aslında belki de konuştuğumuz sorulardan en önemlilerinden biri ama işte derler ya terzi kendi dikişini yapamazmış diye. İnşaat mühendisleri 2018'den beri yaşanan ekonomik gelişmeler nedeniyle yani sektörün içinde bulunduğu dolayısıyla o kadar güzel eğitim görmelerine rağmen, o kadar şey yapmalarına rağmen maalesef asgari ücrette dahi iş bulamıyorlar. Ne yazık ki. Bu meslektaşlarınızla ilgili projelerinizden olan bu işsizlik sorunu nasıl aşılabilir? Aslında bu konuştuğumuz konuların birçoğu gerçekleşirse bunlar iş imkanı da açıyor. Evet. Nedir mesela? Bu işte bir envanter çalışması genç meslektaşlara bir iş kapısı. Kentsel dönüşümün hızlanması meslektaşlarınıza iş kapısı. Neler söyleyeceksiniz bu meslektaşlarınızın? Hakikaten benim içim yanıyor. Yani bir mühendisin asgari ücrette dahi iş bulamaması ve bunun için insanları devreye sokması. Evet. Yani ne kadar zor bir şey. Şimdi şöyle, tabii biz meslek ve meslektaşlarımızın sorunlarının tamamını biliyoruz. Meslektaşlarımız da biliyor. Çünkü bunun ana nüvesi içinde olan insanlar. Evet. Ama biz bunu kamuoyuna galiba anlatamıyoruz. Yani en büyük sıkıntılarımızdan bir tanesi bu. Yani biraz önce sözlerimizin başında bahsettik. Biz medeniyet mühendisliğiyiz. Yani bizim mesleğimiz bu. Yani ve kıymetimiz inşaat mühendisliği gerçekten çok kıymetli bir meslek. Evet. Ama siz de bahsettiniz. İnşaat mühendisliği bu kadar kıymetli bir meslekken özlük hakları anlamında da en az katkı payını alan meslek gruplarından bir tanesi. Yani gün geçtikçe mesleğimizin onuru azalıyor. Evet. Yani biz çünkü şunu söylüyoruz, bu kadar kıymetli. Yani biz hep diyoruz, doktor bir kişinin hayatına sebep olabilir veya bir kişinin yaşamasına vesile olabilir. Ama bir inşaat mühendisi binlerce kişinin hayatına sebep de olabilir, binlerce kişinin hayata tutunmasına vesile de olabilir. Bu ne demek? O zaman bu meslek çok kıymetli. O zaman ne yapmak lazım? İnşaat mühendisliği mesleğine bu kadar sorumluluk üzerindeyken hak ettiği özlük haklarının verilmesi lazım. Tabii bunun nasıl sıkıntılarını biz biliyoruz. Biz genç meslektaşlarımızın şu an iş sorunları. Girdikleri işlerdeki aldıkları özlük haklarının ücretlerin olması. Yani asgari ücretle çalışan meslektaşlarımız var. Evet. Artık meslektaşlarımız mesleğini yapmaktan ziyade başka meslek gruplarına yönelmeye başladılar. Bunlar çok üzücü olan konular. Sadece yasal düzenleme de gerekiyor bazen. Bu şantiye şefliği. Oraya geleceğim. Evet. Yani nihayetinde sadece genç meslektaşlarımızın sorunları yok. Kamuda çalışan meslektaşlarımızın da öyle. Yani diğer kamu çalışanlarına baktığın zaman inşaat mühendisiyle örnek veriyorum bir doktorun geçmiş dönemlere göre arasındaki makas gittikçe artıyor. Yani onların kazanımlarıyla kamu kurumunda biliyorsunuz devletin parasını harcıyor. Evet. İnşaat mühendisleri çok büyük hukuki sorumluluklar altına giriyorlar. O imzaları atıyorlar ama aldıkları maaşlar çok yetersiz. Kadın meslektaşlarımızın sektörde istihdamı anlamında büyük sıkıntıları var. Şu an biliyorsunuz bir farkındalık anlamında birçok sektör bazı uygulamalar yapıyorlar. Kadın mesela biz belki şunu yapabiliriz bir KOSGEB'le, bir İŞKUR'la beraber yapacağımız ortak çalışmalarla kadın istihdamı anlamında mesela sigorta primlerinin belki devlet tarafından, KOSGEB tarafından karşılanarak sektördeki yatırımcı firmaların kadın meslektaş bulundurmalarının önünü açmak gibi bir çalışmamız var. Bunların hepsi mücadele gerektiren işler tabii. Evet. Genç meslektaşlarımızın önemli sıkıntılarından biri biraz önce söylediğiniz gibi asgari ücretle çalışıyor olmaları veya çok düşük ücretlerle çalışıyor olmaları. SGK ile protokol konusu. Onu söyleyeceğim. Daha önce bizim yine başardığımız konulardan biri SGK protokolü yapılmıştı biliyorsunuz. Bu şuydu. Bir inşaat mühendisinin işe girdiği noktada asgari ücret devletin belirlediği asgari ücret değil ama inşaat mühendisi asgari ücretinden en azından gösterilmesi. O kadroda istihdam ediyorsan o maaşı ödeyeceksin. Tabii ki yani bugün bu rakam 35 bin lira bandında belirlendi. Bu bile yetersiz rakam ama en azından asgari bir standart disiplin gelebilmesi adına
35 bin liradan girilmesi için bu önümüzdeki dönem bu SGK protokolünün tekrar yapılabilmesi için bir çalışma yapacağız. Ama işin özü şu, ben daha önce konuşmalarımda da söyledim. Aslında mesleğimizin sürekli geriye gitmesi, yani meslekteki özlük haklarımızın ve kanun hukuki sorumluluklarımızın artması ve özlük haklarımızı alamamamızın asıl sebebi şuna dayanıyor Namık Bey. Biz hala 38 yılında yazılmış olan kanunla yönetilen bir meslek grubuyuz. Yani 38 yılında tabii ki o günün şartlarında belki uygun olabilirdi o kanun ama belki de model çağın ilerisinde de olabilirdi. Tabii ki 2024 yılında artık çağımıza hizmet etmediği açık ve ortada. Doğal olarak bizim özlük haklarımız ve hukuki sorumluluklarımızın düzenlemesinde bu kadar geri kalmamızın asıl sebebi 38 yılındaki bu meslek kanununun hala olduğu yerde kalması. O yüzden önümüzdeki dönem çalışmalarımızın en önemlilerinden bir tanesi de bu meslek kanununun güncellenip çağına uygun hale getirilmesi. Eğer biz bunu başarabilirsek, şimdi siz diyeceksiniz ki niye TMOB genel merkez bununla uğraşmıyor? İşte onlar uğraşmadığı için bu işi Mabursa Şubesi'ne kalıyor. Biz daha önceki dönemlerde bu çalışmayı yaptık, belli noktalara kadar taşıdık ama siz de takdir edersiniz. Bir şube olarak bunu yapmak kolay bir iş değil. Önümüzdeki dönem siyasi parti ayırt etmeksizin mecliste, meclisimizde bulunan tüm milletvekili meslektaşlarımızla bir araya geleceğiz. Ve bu kanun değişmesi için gerekli tüm çalışmaları yapacağız ve onlara sunacağız. Biz bu meslek kanununu çağımıza uygun hale getirirsek bizim meslektaşlarımızın birçok sorunu çözülür. Şantiye şefliği meselesinde yeni bir düzenleme geldi. Sevindirici ama yine birçok eksiği var. İşte diyorum ya, hani bir şeye projelendirme safhasına meslek odası girebilse bunların birçoğu çözülür. O şantiye şefliği düzenlemesinde bu eksiklerin de tekrar düzenlenebilmesi için gerekeni yapacağız. Evet, mühendis sayısı fazla. Şu an üniversite enflasyonundan kaynaklı piyasaya birçok mühendis kardeşimiz giriyor. Ama Türkiye'de inşaat sektörü lider bir sektör. Emin olun kanunlar... Herkese geçecek iş var, ben size onu söyleyeceğim. Emin olun kanunlar düzenlenir ve denetimleri yapılırsa, şantiye şefliği sadece imzada kalmazsa, o atılan imza tam zamanlı şantiye şefliğine dönerse tüm meslektaşlarımız iş bulur. SGK protokolü, bu kadın meslektaşlarımızın yapabileceğimiz çalışmalar yapılabilirse de inşallah bu özlük haklarının düzelmesi için gerekenler gerçekleştir diye düşünüyoruz yakın dönemde. Çok teşekkür ediyorum başkanım. Biz gerçekten çok yararlı bir konu, şey oldu, program oldu. Ben değerli katkılarınız için tekrar teşekkür ediyorum ve bu arada 2 yıl boyunca tekrar görüşmeye devam edeceğiz inşallah. Mutlaka. Daha güzel, daha bu dediğimiz, söylediğiniz konularla ilgili gelişmelerin aşamaları neler, nerelere geldi konusunda bu programlarda tekrar ele alacağız. Tekrar hayırlı olsun diyorum. Çok sağ olun. Başarılar diliyorum. Evet sevgili Az TV izleyenleri, bir gözlem kulesinin daha sonuna geldik. Program konuğumuz İnşaat Mühendisleri Odası İMO Bursa Şube Başkanı Serdar Atilla Erdem'di. Kendisiyle hem bir mesleki ufuk turu hem bir Bursa turu yapmış olduk. Bursa sorunlarını görüştük. En sonunda tabii ki inşaat mühendislerinin mesleki sorunlarıyla ilgili konuları gündeme getirdik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Önümüzdeki hafta yeni konu ve konuklarla Gözlem Kulesi sizlerle birlikte olacak. Esen kalın efendim.